Askeri hastaneler 6 yıl önce kapatılmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da son grup toplantısında geri açacağız demişti. Bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da yeşil ışık geldi. Bu da aslında şu yorumları da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi daha iktidar tarafından yapılmaya çalışılıyor diye. Yeniden açılır mı bilinmez, akıllardaki soru bu ama sinyal o yönde. Bu konuyla ilgili de soru önergesi vermişti CHP'li İlgez'de. Kendisi de CHP grup toplantılarını kaçırmasınlar, sıkı takip etsinler, daha fazla yapılacak, daha çok çözülecek sorun var diye öneride bulundu iktidara. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastaneleri yeniden açacağız. Gata'yı tekrar şanlı ordumuza teslim edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 gün önce grup toplantısında söylemişti bu sözleri. Kılıçdaroğlu'nun iktidarımızda askeri hastaneler yeniden açılacak vaadi de iktidarı harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanı Koca'nın askeri hastanelerin yeniden açılmasına olumlu yaklaştığını belirtti. Defalarca söz verdiler. Askeri hastaneleri açacağız diye açmadılar. Allah'ın izniyle iktidarımızda ilk bir hafta içinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Milli Savunma Bakanı 6 yıl önce gerek yok diyerek kapattıkları askeri hastaneleri yeşil ışık yaktı. Askeri hastanelerle ilgili hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturması için direktifleri var, hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız dedi. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Hastanesi yok. Terörle mücadelede, muharebe alanında iyi yetişmiş, o alanı bilen doktor doğrudan müdahale etmesi gerekirken o alanda hekim bırakmadınız. CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgez'de 30 Haziran 2022'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle askeri hastanelere ilişkin bir soru önergesi vermişti. İlgez'de Bakan Akar'ın açıklamasından sonra iktidara CHP grup toplantılarını her hafta kaçırmadan takip etsinler önerisinde bulundu. Geç de olsa yanlıştan dönmelerini takdirle karşılıyoruz. Mevcut iktidara önerimdir. CHP grup toplantılarını her hafta kaçırmadan takip etsinler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini rehber edinsinler. Daha düzeltmeleri gereken çok hataları var. Günümüzde tabip subay ihtiyacı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolle Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılıyor. Askeri hekim yetişmediği için sivil hekimler yurt dışı operasyonlara gönderiliyor. Üstelik rızaları alınmadığı için görevlendirme adı altında adeta hekimlere ikinci askerlik yaptırılıyor. Ve harp eğitimi almadıkları için de hayati risk altında çalışıyorlar. Görevlendirildiği birlikte sınır ötesi operasyonda yaralanan ve felç kalan hekimlerimiz var. Bu örnekler gösteriyor ki 6 yıl önce alınan askeri hastanelerin kapatılması kararı son derece yanlıştı. Eskiden askeri hastaneler vardı. Örneğin Gata vardı. 600 yataklı, 400 yataklı askeri hastaneler vardı. Bu askeri hastaneler neden kapatıldı? Hangi gerekçeyle kapatıldı? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan düzenlemeler kapsamında askeri hastaneler kapatılmıştı.